Yevgeni Prigojin, paralı asker ordusu Wagner'in başındaki isim. Şu anki duruma baktığımızda isimdi. Geçtiğimiz iki aylık periyotta en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Ve dün biz de haber bültenindeyken bir anda bir iddia ortaya atıldı. Putin'e karşı iki ay önce de isyan bayrağı çekmişti kendisi. Bir nevi darbe girişiminde de bulunmuştu. Putin o girişimi affetti ama ihanete affetmem sözü akıllardaydı. Çok beklemek de gerekmedi. Prigojin'in içinde bulunduğu özel uçak Moskova'da düştü. Rus Havacılık Ajansı öldüğünü doğruladı. İddialara göre uçak Rus hava savunma sistemi tarafından vuruldu ama kaza mı, suikast mı o şimdilik belirsiz. Putin'den açıklama bekleniyordu bu konuya ilişkin. Putin şüpheli ölümün ardından ilk kez konuştu. Prigojin ailesine başsağlığı diledi ve ekledi. İyi bir iş insanıydı. Ülkesinin yönetimine isyan bayrağı açan, halkı silahlanıp sokağa çağıran ve Rusya'nın iç savaşa sürüklenmesine ramak kalan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri öldü. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeni Prigojin'e ait Embraer Airsh 135 BJ tipi özel jet dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek için havalandı. Prigojin'i taşıyan özel jet Tver bölgesinde düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğünü bildirdi. Kazada Prigojin, 3'ü pilot olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından Prigojin'in ölüm haberi uzun süre doğrulanmadı. Ancak Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yolcu listesinde Evgeni Prigojin'in adı ve soyadı var. Açıklamasının gelmesiyle Wagner liderinin ölümü resmi olarak duyurulmuş oldu. Wagner bağlantılı sosyal medya hesabı da Prigojin'in öldüğünü açıkladı. Mesajda "O bir kahramandı. Hainler yüzünden öldü." denildi. Wagner merkezindeki ışıkların da haç şeklinde aydınlatıldığı görüldü. Rusya lideri Putin, uçak düştüğü sırada Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 80. yıl dönümü kutlamaları için Kursk'taydı. Putin kazaya dair yorumda bulunmadı. Prigojin'in ölümü üzerine Amerikan Başkanı Joe Biden'dan açıklama gecikmedi. Biden, olayın arkasında Putin'in olduğunu inandığını söyledi. Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek bir şey yoktur dedi. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Wagner lideri Prigojin aktif rol almıştı. Putin'e yakınlığıyla tanınan Prigojin 24 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Halkı silahlanarak sokağa çıkmaya çağırmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı'nın istifasını istemişti. Ancak isyanı sadece 24 saat sürmüştü. Putin'le bir araya gelen Prigojin ve Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı. Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. 48 saat sürdü ama o 48 saat içerisinde bölge sakinleri neler yaşadılar neler. Binlerce hektarlık alan küle döndü. Yangın köylere sıçradı. 9 köy boşaltıldı. Köylüler tahliye edildi. Ama hayvanlar o kadar şanslı değillerdi. Alevlerden kaçamayan çok sayıda hayvan öldü. Köylünün emeği alevler arasında yok oldu. Yangından etkilenen 15 kilometrelik alan havadan görüntülendi. Sadece ormanlar yok olmadı. Hayvanlar, tarım alanları, boşaltılan köy evleri, ahırlar o yangınla birlikte küle döndü. Yandı her yer, kış dayandı, ev yandı. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Çanakkale'de merkeze bağlı Damyeri Köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın 3. gününde kontrol altına alındı. Çanakkale merkez Damyeri mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan çok etkin ve yoğun bir müdahale yapıldı. 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Yangın söndürüldü ancak köyleri saran alevler hem çok sayıda hayvanın ölmesine hem de maddi hasara neden oldu. 35 tane burada mıydı? Tam? Burada, hepsi burada. Ateş buraya geldi. Buradan burayı sıçradı ateş. Yağcılar köyünde yaşayan 66 yaşındaki Zeki Demir, alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isterken neredeyse canından oluyordu. Biz söndürüyoruz gene yanıyor. Biz söndürüyoruz gene yanıyor. Hiç yapmıyor.
Yukarıdan böyle şey yağıyor. Yağmur çıkıyor bak. Ateş. Hem yüzünde hem de ellerinde yanıklar oluşan Demir, yaşadığı korku dolu saatleri anlattı. 35 hayvandan hiçbirini kurtaramadık dedi. Ben buradan oğlakları çıkarayım diye çok uğraştım. Oğlaklar dışarı çıkmıyor. Sözüm bitti yer. Boğazımızda düğümleniyor kalıyor. Anlatıyoruz. Boğazımızda düğümleniyor. Bilmiyorum, acımız büyük yani. Yağcılar köyünde yaşayan Basri Tezel ise yaşadığı acıyı anlatırken adeta boğazı düğümlendi. Ateşler çok hızlı geldi zaten. Ne olduğunu da anlamadık. Çok aşırı fırtına vardı. Yani hiçbir şekilde müdahale edebilecek bir şey yoktu. Anca bırakıp kaçabildik, canımızı kurtardık. O köyüne geri döndüğünde gördükleri karşısında şoka girdi. Geriye ne hediyelik eşya dükkanı ne küçük baş hayvanları kaldı. Tabii gördüğünüz gibi her şey artık yandı, bitti, kül oldu. Herhangi bir şey kurtaramadık. Bir ton evi de bile kurtaramadık. Acısı da kaybı da büyük olan Basri Tezel yaşadıklarını anlattığı sırada yangında öldüğünü sandığı kedisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarsa böyle kayıt altına alındı. Gel kızım. Gel bebeğim sen. Oh aşkım benim. Gel bebeğim. Kaç gündür bakıyordum bak. Ah canım benim. Ah. Çanakkale'deki yangın geride ağır bir bedel bıraksa da söndürüldü. Ama Ege'nin karşı kıyısında komşuda işler hiç iyi gitmiyor. Neredeyse bir haftadır cayır cayır yanıyor komşu. Fakat Yunanistan'da sadece ağaçlar değil, insanlık da maalesef kül olup gitti. Devlet televizyonu spikeri öyle bir yorum yaptı ki insan vicdanımız da mı acaba alevlerin arasında kaldı diye sormadan edemiyor. Yangın haberini sunuyordu spiker. O esnada çok çarpıcı bir ifade kullandı. Tek sevindirici şey ormanda kül olan 18 mülteci dışında insanlarımızdan kimsenin ölmemesi dedi. Haliyle bu da tepki çekti. Başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı'ndaki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı. Gece havadan söndürme çalışmalarının yapılamaması nedeniyle bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar güç kazandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan havadan söndürme çalışmaları devam ederken Parnita yakınlarındaki yerleşim biriminde yaşayanların da gerektiğinde bölgeyi tahliye etmek üzere hazır olması istendi. Bölgeye giden çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Dede Ağaç bölgesinde cumartesi günü başlayan orman yangınlarında itfaiye ekipleri 18 kişinin cesedini buldu. Yanmış halde bulunan cesetlerin mültecilere ait olduğu aktarıldı. Yunan spiker Alexandras Duvara, RT kanalında ülkede çıkan orman yangınlarına ilişkin sunduğu haberde tek sevindirici şey Dadya ormanında hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır ifadelerini kullanması Yunan basınının tepkisini çekti. Yunan spikerinin açıklamaları tüyler ürpertici, akıl almaz ve utanç verici olarak değerlendirildi. Yunanistan'da 19 Ağustos'tan beri kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle onlarca yerleşim birimi tahliye edilmiş, onlarca bina yanmıştı.